Merhaba arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Uzun süredir ders çekemiyordum. Çünkü işlerim çok yoğun. Bir takım işlerle uğraşıyorum. İşte animasyon, çizgi filmler, ofiste genel olan yoğun işlerdi. Bu yüzden bayağı zamandır bir şey yapamadık. Siz de çok soruyorsunuz. Hocam yeni dersler gelecek mi? Yeni dersler gelecek ama tabii fırsat buldukça gelecek. Bugün sizle aslında bazı sorular hani diğer derslerin de devamı niteliğinde bir takım dersler yapacağız demiştik. Aslında öğretici dersleri devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de kamera olayı. Çok fazla sorulan. V-Ray'in biliyorsunuz artık diğer kamerasını saf dışı bıraktı. Ve 3D Max ile birlikte, Autodesk ile birlikte V-Ray Chaos Group yeni bir kamera geliştirdi. Bu da fiziksel kamera. Fiziksel kamera nasıl kullanılır? Ondan bahsedeceğiz. Aslında bu kamera bizim gerçek fotoğraf makinalarıyla arasında hiçbir farkı olmayan, o fotoğraf makinesinin özelliklerini içerisinde barındıran ve aynı mantıkla çalışan bir kamera sistemi. Bunun için örnek bir sahnemiz var. Biliyorsunuz daha önce de zaten iç mekan derslerinde bu sahneye değinmiştik. Burada kamera oluşturmak için Ctrl-C tuşunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir kamera oluşturmak istediğinizde veya bir kamera seçiliyken onun açısını değiştirmek için yine Ctrl-C'yi kamera seçiliyken yapabilirsiniz. Örneğin bu kamera seçili, Ctrl-C dersem kameranın açısı yeni bir gördüğünüz gibi şuradaydı. Farklı bir açıya, bizim yeni geçtiğimiz açıya göre değişecektir. Bunu diyelim ki ben böyle yapacağım. Ctrl-C dedim ve kameranın açısı yeni bir yere geçti veya yeni bir kamera oluşturmak istiyorsam objeyi seçip objeye odaklı Ctrl-C derseniz bu sefer objeye odaklayarak bu işlemi yapacaktır. Bunun için şöyle gördüğünüz gibi seçeyim. Kameralarımı da seçeyim. Şöyle Alt-X yaparak bunları şurada da görüyorsunuz. Zaten izole ettim ki sahnede seçili olan objeleri bu şekilde izole edebilirsiniz. Ve böylelikle sadece o alanda çalışırsınız. İşiniz bittiğinizde kapatırsınız. Şimdi gördüğünüz gibi bunu özellikle objeyi seçip yapmıştım. Objeyi seçip yaptığım için dikkat ederseniz objeye odaklı. Bakın burada Depth of Field özelliklerini barındıran bir takım bunlar aslında merceklerin birbirleri arasındaki mesafe gibi de düşünebiliriz bunlar. Biz işte diyafram gibi ve daha çok böyle tele lenslerde, sabit lenslerde değil de tele lenslerde olabilir. Bunların aslında özelliklerini mercekleri yakınlaştırıp uzaklaştırarak aslında kamerayı yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Örnek mesela buradaki özelliklerden. Mesela işte görüyorsunuz 35 milim veya işte şuradaki derece ayarları var. Şu an bu bir tele lensin mantetesinde çalışıyor. Yani baktığımızda yaklaşıp uzaklaşabiliriz. İşte diyelim ki yakınlığı uzaklığı. Biz şu anda mesela kamerayı yaklaştırmıyoruz. Lensi aslında yaklaştırmış oluyoruz. Kamera ayarları yaparken özellikle şunu yapabilirsiniz mesela. Alt W'ye bastım. Görüyorsunuz 4 tane penceremiz var. Aslında bunları 2'ye düşürmemizde fayda var. 4 pencereyi aynı anda kullanmamıza gerek yok. Bunun için Configure Viewport deyip burada görüyorsunuz Layout bölümü var ve 2 pencereli bölüme geçiyorum. Buradan kamera mesela son kurduğum şu anda kamera 3. Kamera 3'ü görmek istediğimi söylüyorum burada. Burada da yine perspektif penceresinde gezmek istediğimi söyledim. Dolayısıyla bu şu anda kameramızın açısı. Aslında kameranın buradaki ölçüsünü yani CAM'ında belirttiğimiz 1920x1080 ne kadar? Burada şu anda üst kısmı da görüyoruz, alt kısmı. Bunu da görmek için Show Save Frame seçeneğini açalım. Shift F ile de bunu açabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şu anda bu bizim render'da aldığımızda çıkacak olan karemiz. Fakat ben burada da yine aynı şekilde şöyle F3 falan yapayım. Normal bir şekilde gezmeye devam edeceğim. Bunu realistik yapacağım. Yani kameranın şu andaki bütün etkilerini bize gösterecek. Burada da realistikle gezmeme gerek yok. Shaded olarak gezebilirim. Yani kamerada herhangi bir değişiklik yaptığımda buradaki kameranın yani bunu yaklaştırdığım zaman her türlü etkisini görebilirim. Yani Depth of Field'i aktif ettiğimde yine
bu derinliği göreceğim. Şu an depth of field aktif görüyorsunuz. Kapatırsam yine keskinliği buna göre görebilirim. Şimdi depth of field ne işe yarıyor? Ondan bahsedelim. Bir takım buradaki ayarlarımızın ne işe yaradığından bahsedelim. Özellikle lensle ilgili olan ayarların olduğu bölümü görüyorsunuz. Film sensör ayarları, shutter ayarları, bunların hepsi, exposure ayarları, hepsinin bir anlamı var aslında. Burada basic dediğimiz kısım kameranın aslında bir hedefli kamera mı yoksa hedefsiz bir kamera mı olduğunu belirttiğimiz bölüm. Görüyorsunuz target distance'ımız da burada belli. Yani kameradan hedefin uzaklığı 228 santimmiş. Şimdi bu ne işe yarayabilir? İşte bazı zamanlarda daha rakamsal bir odak yakalamak istiyorsak, özellikle depth of field'da bir değer girerek görüyorsunuz. Use target, bakın distance özelliği, veya ben rakam olarak kullanacağım bir target varsa, ki şu anda şey değişti görüyorsunuz ki. Bunu buradan girebiliyoruz. Yani 500 iki katına çıktı neredeyse. Yani 225 falan, 225 diyeyim, gördüğünüz gibi objeye odaklı olmuş oldu. Bir ölçü biriminde kalmak istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Burada aslında bir takım özellikler var. Yani bunlar size kalmış. Yani target hedefli olmazsa kameranız gördüğünüz gibi bu şekilde oynayacaktır. Animasyonda genelde bazen etrafında objenin dönmesini istemiyorsak, bir şöyle takip etmesini istiyorsak, kamera olarak, yani target olarak bu çalışmıyoruz. Çünkü bakın böyle olduğunda yaklaştığımızda objeye yaklaşıyoruz. Burada bu arada bugün bir animasyon da yapacağız. Şeyle aynı şekilde çalışmamızda. Şimdi ben tabii hedefli olmasını istedim. Fiziksel kamera özelliklerimize geldiğimizde aslında kameranın tamamen kendi özelliklerini belirttiğimiz ne olduğunu, lensin ne olduğunu anlattığımız bölüm oluyor aslında burası. Şimdi bazen biz bunları gerçek çekimler, mesela görsel efekt yaptığımızda kullandığımız kameranın özelliklerini buraya aktarmak zorunda kalıyoruz. Bazı yazılımlarla da bunu yapabiliyoruz. Veya istersek, eğer kameranın bütün lens özelliklerini biliyorsak, buraya ekleyebiliyoruz bunları. Burada aslında 35 mm'lik full frame dediğimiz bir sensör kullandığımızı söylüyoruz. 35 mm full frame sensör nedir? Bu aslında sinema kameralarının sensörüdür. Biz sinema kameraları, yani hiçbir şekilde görüntüyü crop etmediğini söylüyoruz. Yani 35 mm'lik bir kamera. Bu genelde şöyle örnek verelim. Örneğin mesela Sony'nin bir kamerası var. A7S2. Bu full frame 35 mm sensörlü bir kamera. Örneğin altında da APS-C denilen Canon, Nikon, Sony gibi APS-C makineler. Bunlar croplu makinelerdir. Seçtiğinizde lensin crop olduğunu, yani 23,7 mm çalıştığını görürüz. 35 mm, 36 mm olarak çalıştığını görürüz. Yani burada lens croplanmaz. Dolayısıyla da diyafram gibi etkilerde farklılıklar gözükebilir lensler değiştirdiğinizde. Veya custom, kendiniz bir milimetrik ölçüyü biliyorsanız da buraya kendim ben makinemin özelliklerine göre gireceğim derseniz girebilirsiniz. Ama genelde 35 mm full frame sinema formatıdır. Bunu da tutabilirsiniz. Bunun, soruyorlar arkadaşlar, bunun böyle bir mimaride falan bir etkisi yok. Yani mimaride bunları değiştirsem 35 mm'yi böyle Canon yapayım falan, bu bir şey değil. Burada sadece, eğer ki bunu niye koymuşlar? Bir makine, siz bir gerçek çekim yaptınız. Buraya bir obje yerleştireceksiniz gibi böyle visual effects'el şeyler yapıyorsanız, buradaki kamera özelliklerini belirtmeniz gerekiyor. Yani ben Sony 6300 makine ile çekeceksem işlemi, ki bende bu makine var mesela, benim bunu seçmem lazım. Ama yok, ben A7S2 kullandım, yine bir Sony makinesi. O zaman full frame seçmem lazım gibi düşünebilirsiniz. Ama burada normal mimari falan herhangi bir şey kullanıyorsunuz, 35 mm seçili olarak kalabilir. Burada FOV ayarlarını görüyorsunuz. Aslında FOV bizim, dikkat ederseniz, şurada focal length uzunluğu 20 mm olarak uzunluğu belirttiğimiz bir bölüm var. Bunlarda dikkat ederseniz, normal milimetrik ölçü işte 37-40 mm falan gibi. Yaklaşıyorum 70-80 mm. Aslında bu lensinizin özelliği, aynı şeyi de hani hiçbir şey yok.
Bir fov olarak çalışır, bir de ters bir 68 olarak çalışır. Şimdi biz bunu şöyle düşün. Ya ben işte makineye 50 milim lens taktım. O zaman 50 milim bu oluyor. 35 milim. 35 milim işte genelde bir formattır. 18 milim. Bakın daha balık gözüne dönüyor. 9 milim falan. Burada 135 milim veya 100 milim makro. İşte lenslerin özelliklerini buraya girebiliyoruz. Buradaki derece ayarı sizin kafanızı karıştırabilir. O yüzden direkt fovu kaldırabilirsiniz. Yani bunu kaldırdığınızda milimetre yani 50 milim lens. İşte örnek mesela 50 milim lensi internetten bulalım. Nedir 50 milim lens mesela? Örnek veya 100 milim, 100 milim makro. Evet. Örnek olarak şu mesela 100 milim bir işte gördüğünüz gibi lens oluyor. Şimdi bu sadece 100 milimetre makro. Tek sabit bir lens yani. Biz şu anda bunu uygulamış olduk. Yani bu lensi şu anda kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz burada. Burada aslında lenslerin bir özellikleri vardı. Mesela bu lens f2.8'e kadar düşebilir diyor. Yani 2.8 diyaframa kadar düşebilir. Bunların kaliteleri buradan ölçülebilir arkadaşlar. Bir lens ne kadar düşük bir diyaframa giriyorsa yani 2.8'e kadar düşen bir lens iyi bir lenstir. Yani ortalama hani çok daha 1.5'lere inen bir lens çok daha pahalı oluyor. 1.4 lensler çok daha mesela 3.800 lira bir lensmiş bu mesela. Bunun daha ucuzun mesela aynı 100 milimetrede en fazla 4'e inen 4.8'e inen bir lensi de 1.500 liralara kadar bulursunuz. Nedir peki bu olay? Yani bunu bilmeden aslında bir anlamda render'da da etki almak çok zordur. Çünkü fotoğraf çeken kişiler render yazılımlarını daha iyi kullanırlar. Neden? Çünkü milimetrik ayarlarını daha iyi bilirler. Milimetre nedir? Bir şekilde nasıl artistik gösterebilirim render mı diye. Her şeyi aslında bir anlamda biliyorsunuz. Render almak fotoğraf çekmek demektir. Burada ben mesela 50 milim bir lens ayarı yaptım. Şöyle duruyorum odak noktamda. Hatta şuradaki çerezleri de biraz şöyle ileri doğru alacağım. Bunların yerlerini değiştireceğim. Mesela şuradaki şeyi biraz geri alacağım. Şöyle. Şu an görüyorsunuz bir mesafe var arkadaşlar birbirleri arasında. Ve lensimin odağı da tam şu orta kısımlarda. Yani tam burayı net görmek, burayı ve burayı flu görmek istiyorum. Şimdi dikkat edersek burada aperatür değerimiz 8 olarak gözüküyor. Yani 8, f8. Az önce ne yaptık? Baktığımızda burada f2.8'e kadar düşebiliyor diyordu. Biz hiç bu kadar para ödemeden bir makineyi 2.8 diyaframa düşürebiliriz. 2.8 diyaframa düştüğünde aralarındaki bu eğer ki enable depth of field açıksa bu aralarındaki fark değişecektir. Yani burası daha flu, burası daha flu veya netlik belli bir kısımda kalacak. Şimdi tabii sol tarafa dikkat edersek bakın buranın flulaştığını görüyoruz. Buraların da aynı şekilde biraz şuranın net olarak kaldığını görüyoruz. Bunu uzaklaştıralım. Hani şöyle daha uzakta falan kalsın. Şimdi tabii o realistik bunu seçmemizin sebebi bu. Çünkü buradaki farkları bize gösteriyor. Neresi net, neresi flu. Bakın burası flu, burası flu. Neden? Çünkü bizim şu andaki kameramız 2.8 diyaframa kadar düştü. 2.8 diyaframda benim şu anda render olarak ne alabilirim? Çıkalım. Şu anda görüyorsunuz tabii realistik açıda bu. Daha önceki biliyorsunuz bildiğimiz bir sahnemizdi bu. Burada yine render farm'dan yardım alacağız. Bunun için tamam seçilmiş zaten makineler ekli. Ve şu anda yeterli. Görüyorsunuz bayağı da yüksek ayarlarda render alacağım. Medium animation ayarında. Light gain 1500. Buradaki max subdivision 11. İmaj filtremde Langhans filter render diyorum. Burada tabi filtre seçmek de bir anlamda aslında önemli de olabilir. Çünkü şu açıdan burada tabi 1.5 veya 2 mesela filtrede 2 kullandık. 2 biraz daha yumuşak olacaktır renderimiz. Evet şimdi render aldığımızda 2.8 diyafram. Yani
az önceki şu lensin 2.8 diyafram dediği özelliğini kullanmış oluyoruz. Burada lensler işte f değerlerini daha da düşürdüğünüzde, yani 1.4, 1.5 gibi tam sine lenslerin değerlerine ulaşırsınız. Yani 1.5 diyaframlı bir lens, onun da örneğini görelim. Lens örneklerine bakacağız. Şimdi size buradan yandan açayım. Güzel bir görsel buldum gibi. Bu arada render'ımız makinemizi bağlandıktan sonra hızlı hızlı bitecek. Allah'tan artık şeylerde bir şey çok beklemiyoruz render'larda. Gördüğünüz gibi render'da yalnız zaman alan bir durumdur bu. Arka tarafların böyle uçmaya başladığını görüyoruz. Fullaşmaya görünüyor. Daha böyle profil fotoğraflarında kullanılan şeyler gibi oldu. Ön taraftaki çerezlerimiz, işte bu hazır model, yerleştirdiğimiz hazır modellerde görüyorsunuz ön taraf, ön kısım flu. Fakat odak noktamızın olduğu bölüm, dikkat ederseniz target'ın bulunduğu bölümdü. Target'ın bulunduğu bölümü şu an net bir şekilde render etmeye başladığımızı görüyoruz. Şimdi bu aslında tabii bu kullanılıyor bu, ama bilinçli kullanmalısınız arkadaşlar. Yani bir şeyi bilerek, ya buradaki ayarı 2 yap o zaman olur gibi değil de, bu ayarın ne işe yaradığını, gerçek anlamının ne olduğunu bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız zaten ezberci olursunuz. Ezberci olmak da sizi ileri getirmeyecektir. Çünkü birçok kısım, yani özellikle böyle tür renderlarda bunlar kullanıldığında daha artistik, daha güzel gözüken renderlar alırsınız. Evet, gördüğünüz gibi bu kısım şu anda net ve bu kısım şu anda flu. Güzel bir masanın üstünde çok güzel gözükecektir. Arka kısmı görüyorsunuz, odamızdan çıktı artık. Orası flu gözüküyor. Daha iyi ayarlarla buraların daha düzgün gözükeceğini görebilirsiniz. Şu anda bakın, ben renderim yaklaşık kaç dakika sürdü? 2 dakika 44 saniye. 2 dakika 44 saniye bir render. Yani 11 subdivision ve bu kadar yüksek ayarlarda zaten daha çok zaman alacaktır. Yani ben bunu normal kendi makinemde 1,5 saat beklerdim herhalde. Burada tabii ki şöyle bir şeydi. Yani depth of field kendi başına zaten zaman alan bir şey. Çünkü buradaki kısımları hem hesaplayıp hem de aynı şekilde flu olması için de bir işlem yapıyor. Dolayısıyla biraz daha fazla zaman alabilir. Bunun yanında fiziksel kameramız. Gelelim bu güzel kameramıza. Özellikle gördüğünüz gibi 2.8 diyafram. Daha da düştüğünüzde, yani 1.5 bir sinematik bir diyafram seçeneğini seçtiğimiz zaman bunun tabi haliyle çok daha farklı olacağını söyleyebiliriz. Yani daha arka kısımlar daha da uçacaktır. Buralar daha da, yani sadece şurası. Ben bunun için tabi bir lens kullanıyorum mesela. 35 mm kocaman bir lens demiştik. Onu göstereyim size. Evet, bakın mesela şu lens 1.5 35 milim, yani 35 milim. Şu an biz 100 milimdeyiz de, bunun 100 milimde var aynı şey zaten. O 50 milimdeymişiz, pardon. Şu an bunu aynı şekilde açıyorum size, 50 milim diyorum. Bakın şu anda bu lensin 1.5 50 milim etkisi neymiş? Aynı şekilde açıyorum, bakalım. Evet, 1.5 50 milim lensi şu anda göreceğiz. Biz gerçekte olsaydı bu masa ve fotoğraf makinamızda bir fotoğraf çekseydik, odağımız da tam şurası olsun, yani netimiz burası olmuş olsaydı, alacağımız etki aynı şekilde buydu. Şimdi tabii biz 3D'ciler olarak çok avantajlıyız arkadaşlar. Böyle bir lensi almak dünya para falan
vererek yaptığımız bir şey. Yani gerçekte böyle bir fotoğrafı çekmek için böyle bir lense ihtiyacımız var. Bu lens için 3-4 bin lira para harcayıp bir de 10 bin liralık bir makine alıp yani 20 bin liraya bir böyle bir fotoğraf çekecekken biz bunu tabii çok basit bir şekilde 3D Max'te yapabiliyoruz. Öyle de bir avantajımız var. Bizim işimiz arkadaşlar her anlamda çok avantajlı ve güzel bir iş. Sahip çıktıkça, işi daha güzel, kaliteli yaptıkça görüyoruz. 50 milim de böyle bir sonuç verecek. Bakalım sonucu ne olacak çıktısı. Bir de bu lenslerin bir diğer etkisi de tabi diyafram düşmeye başladıkça arkada oluşan bokeh efektleri. Bokeh efektleri gördüğünüz gibi bakın şurada oluşmaya başlayan yuvarlak yuvarlak efektler. Bunlar aslında havada oluşan ufak toz tanelerinin ortaya çıkabiliyor. Işıkların, arkada oluşan ışıkların yani diyelim ki bu bir trafik lambası olabilir. Gece özellikle çok görürüz bu bokeh efektlerini. Aslında bunu gözümüzle bile yapabiliyoruz biz yani. Böyle gözünüzü hafif kıstığınızda bokeh efektleri oluşacaktır zaten. Görüyorsunuz. Bakın daha da bu kısmın uçtuğunu görüyoruz. İkisinin arasındaki farkı tabi historimden görebileceğiz. Önceki history'den A'ya atalım bunu. Evet. Diğeri de B'de kalacak. Şu anda bir tanesi işte 2.8 diyafram, biri de 1.5 diyafram. 1.5 diyaframda çok fazla buranın uçtuğunu görüyorsunuz. Bakın arka kısmın. Ama 2.8 diyaframda baya baya aralarında bu farkı görmek mümkün bakın. Yani bu kadar ben uçuracağım. Bu daha sinematik bir diyafram şekli. Yani ilk 1.5 gerçekten baya ciddi bir şekilde arkaları uçuracaktır. Sinemada çok kullanılır, reklamda çok kullanılır. Özellikle bazı çekimlerde arkayı ya ben iyice uçurayım dediğiniz zamanlarda kullanırsınız. Bakın odak noktamızın hiç değişmediğini, aynı şekilde şurada kaldığını fakat şu kısımlarda değişiklikler olduğunu görüyoruz. Yani 2.8, 2 yani bunlar aslında iyiydi ya. Yani şu iyiydi evet. Bu biraz abartı oldu bizim sanımıza ama yapmak istiyorsanız da aynı şekilde yapabilirsiniz. Şu anda gayet güzel bir şekilde duruyor. Evet, Depth of Field böyle bir özellik. Şimdi diğer özelliklere bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bir de burada zoom özelliği vardı. X diyor bakın. Zoom 1x. 1x ne? Zaten olan demek yani. Bu şu anlamı taşır. Mesela özellik handicamlerde falan görürsünüz işte 220x falan. Yani bir görüntüyü 220 katı kadar büyütebilir demek istiyor. Zoom'un şeyi budur. Yani lensle zoom'un özellikleri farklıdır. Bu biraz yanlış anlaşılıyor. Özellikle şunu bir kapatayım şu grubu. Biz yine böyle bir açık alana çıkalım. Q dedik evet. Şimdi bu nedir? Yani niye böyle bir şey var? Mesela örneğin 2x, 3x, 4x, 5x falan böyle büyütür. Yani 220 katı kadar mevcut görüntüyü yani gelen görüntüyü büyüteceğini, dijital olarak büyüteceğini görürüz. Bu aslında şu an bizim V-Ray'de tabii çok güzel bir şekilde yapılıyor ama normal handikemlerde büyüttükçe mesela bozulmalar falan görebilirsiniz. Yani kalite gidecektir. Buradaki büyütme ile buradaki büyütme arasında fark vardır. Lensten büyüyen bir şey eğer destekliyorsa yani ne kadar büyütecek? Aldığınız renderda yani gerçek görüntüde bir o kadar kaliteleşir. Yani 200 milim bir lensle şu an buraya bakıyorsanız 200 milim lensle elde ettiğimiz bu görüntüye göre diğer görüntü bakın şu anda zaten orası fullüymüş yani biraz. Zaten şu arkada kalıyormuş yani şurası bizim odak yerimiz. Bu zoom'la elde ettiğimiz daha dijital olur yani zoom tamamen dijital bir şeydir. O yüzden zoom'u kullanırken buradaki zoom'u dijital zoom yapmak istediğinizde kullanın. Zaten bunu kullanacaksınız yani. Buna gerek yok. Kameranızı yaklaştırın. Daha güzel sonuçlar alırsınız.
Burada bakın use target distance demiştik. Burada yine değer kullanarak aynı şey yani değer kullanarak bunu yapabilirsiniz. Yani şu anda buradayız. Ha, odak noktanızı değiştirmek istiyorsunuz diyelim ki. Bu arada tabii ben kameramı seçmemişim. İlginç. Kamerayı da seçenekler içerisine alalım. Çünkü kameraya tıklıyoruz falan. Evet şöyle. Şimdi diyelim ki bunu değiştireceksiniz. Zaten buradaki şu değer işte dedik ya 4. Bakın aralarını açtı bunlar. 4 diyafram şu anda. Buradaki kısım değişecektir ama odak noktamızı değiştireceğiz. O zaman target'ımızı yerini taşıyacağız. Mesela diyelim ki şurası benim odak noktam. Bakın kamera ne oluyor? Kamera zaten şu anda odak noktasında değişti bile yani. Biz şuradan bakıyoruz mesela bizim artık odaklığımız netimiz. Yani şurası oldu. Buralar bizim full'u kalacak. 4 diyelim ki 2 diyafram olsun. Şimdi artık odak noktamız burada. Dolayısıyla buraya baktığımızda zaten render'ı ne alacağımız görüyoruz. Bakın full'u burası net. Yani odağı nereye taşırsak aynı şekilde bu işlem de değişecektir. Ben bunu biraz aşağıya alayım şöyle görmek için. Şuradaki odağımı da özellikle gerek yok zaten kamerayla uğraşıyoruz. Şuradan kamerayı seçelim. Bunu biraz geri aldım da bakın. Pardon, komple kamera değildi. Evet, görüyorsunuz burası artık yani bizim en öndeki cipslerimizin olduğu kısım seçildi şu anda. Ve dolayısıyla da buradaki işlenecek, yapılacak işlem de aynı şekilde odak noktamız nerede kaldı? Görüyorsunuz bunlar fırlaştı burası. Buradaki mesafe değeri tamamen o. Yani burada biz odak oluşturmak istiyorsak zaten bunun seçeneğini seçiyoruz. Use target distance zaten seçimi target'e göre yap veya bizim verdiğimiz değere göre yap. Depth of Flight istemiyorsanız bunu kapatırsınız ve artık Depth of Flight devre dışı kalır. İşte fiziksel kameranın genel özellikleri burada. Exposure değerlerine geldiğimiz zaman aslında burası bizim yine kameranın üzerinde oluşan EV değerlerimiz veya manuel olarak oluşturabileceğimiz ISO değerlerimiz. Şu anda ISO değerimiz 97, 100, 150 falan. Bakın burada oynadıkça, bu açıldıkça aynı şekilde ışığın artacağını düşün. Yani EV değeri de düşüyor. Demek ki ışık patlayacak burada. Yani 50 ISO değeri yapmış olursam burada 9 EV değerine düştü. 50 ISO yani 100 ISO. Çok aydınlık yerlerde kullanabiliyoruz 100 ISO'yu falan. 8'e ortalama denk geldi. Bu bizim şey ayarımız yani şöyle bakarsak aydınlık ayarımız aslında bir anlamda. Şöyle gelin aslında buraya bir bakalım biz iyicene. Ve onu da bir iyi bir şekilde anlamış olalım. Şimdi ISO aslında ne? Makinenin ışığı hassasiyetini ayarladığımız bir bölüm aslında ISO. Bu birçok yerden kontrol edilebilir fakat farklılıklar vardır bu kontrol etmekte. Yani anlaşılır olması açısından şöyle söyleyelim. Bir ISO değeri 100 ise yani bu aslında açık aydınlık alanlarda genelde kullandığımız bir şey veya bazen bu yetmediği zaman burada biz güneş filtrelerini işte ultraviyole ışınların biraz daha süzen, güneşin şiddetini azaltan lensin önüne belli özellikli filtreler takıyoruz. ND filtreleri gibi. Şimdi bunlar buradaki 100 ISO değerini artırdıkça ışığın artacağını bilin. Mesela diyelim ki 1000 yaptım. Çok patlayacaktır ışık. 100 yaptım az olacaktır. 50 yaptım çok az olacaktır. 1 yaptım bayağı düşük yani artık. Bir değer. Şimdi bunu aslında kameranın ışığıyla desteklemek lazım. Veya kameradan çıkan ışığı şiddetini azaltarak aynı şekilde de bunun verdiği gücü de azaltmış oluyoruz. O yüzden bunu genelde ISO değeriyle dengelememiz gerekiyor. Yani ben 100 ISO değeriyle render aldığım bir şeye önce bakalım. Sonra da ISO değerlerini değiştireceğiz. Yani farklı değerlere gireceğiz. Burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi kameranın aslında ISO değeriyle
bunu dengelediğimiz bir kısım, yani bir tek kısım var. Bu exposure değerlerini buradan dengeliyoruz. Işığı buradan, dur çok ışık patlamış. ISO değeriyle oynamayıp ışığı kısayım 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 dedikçe buradaki güneşin aslında etkisini kaybetme riskiniz var. Yani bu sefer ne oluyor? Güneş bayağı bir kaybolmuş oluyor. Çok da light keçi yapmasın, düşürelim. Biraz düşüreceğim light keçi değerini. Beklemeye gerek yok o kadar. Evet. Şimdi bakın burada bile exposure değeri var. Ben bunları kapattım komple. Şu anda bayağı patlıyor yani ışığım, yani çok fazla. Şimdi bunu aslında buradan kontrol ediyoruz. Şimdi biz bunu başka nereden kontrol edebiliriz? Bunu güneş ışıklarından, yani şu anda zaten sahneye vuran ışıkların fazlalığından dolayı böyle bir şey var. Bunları dengeleyebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Fakat ben böyle biraz sahnede iyi bir ışık olmasını istiyorum. Yani ışık olmak zorunda arkadaşlar. Işığı ne kadar azaltırsanız, yani güneş ışığını kapatalım dedik. Şu anda güneş ışığının değeri 0,8'miş işte. Bunu bayağı bir düşüreyim. Sırf bunun yüzünden. Diyelim ki ışığı azaltmaya çalışıyorum. Güneş ışığını düşürüyorum. 0,2 yaptım. Pardon. İşte içerideki ışıkları da düzeltiyorum. Bu ışık da nedir? Çok yüksek dedim, diyelim ki 2 yaptım. Bir de arkada bir ışığımız var. Destek ışığımız. Daha önceki derslerde biliyorsunuz bunu anlatmıştık. Bunları biraz değinmiştik, ışık olaylarına. Bu da bayağı arkadan geliyordu. 6 işte, bu da 3 olsun falan. Şimdi biz burada render'a baktığımızda ışık bayağı bir düşmüş olacak. Fakat ışığın etkisinin düşmesiyle birlikte aslında içerideki o güneş etkisini kaybetmeye başlayacağız. Her şeyi kaybetmeye başlayacağız bir anlamda. Şu an güneş yine iyi bile geliyor. Bakın exposure değeri daha önce bayağı aydınlık gibi dururken burada ben artık bununla dengeleyebiliyorum. Şu an artık düşürdüm ama içerideki bayağı ortam da karanlıklaştı. Dolayısıyla ben ışığı içeride daha şey tutayım. Yani şurada daha önceki yaptığımız gibi güçlü tutayım. Fakat ben bunu zaten işte şeyle dengelerim diyorsanız, buradaki değerlerle, exposure değerleriyle dengelerim diyorsanız, bakın şu an soldaki mi iyi, sağdaki mi iyi? Görüyorsunuz soldaki bayağı ortamda ışığı görüyoruz. Gayet net her şey algılanabiliyor. Buradan baktığımız zaman da güzel de görüyoruz mesela bitkileri. Tabii tercih meselesi ve mekanı yansıtmak istediğiniz şeye bağlı da bu bir anlamda. Yani mekanın biraz loş, karanlık, işte biraz da böyle şey kalmasını istiyorsanız özellikle. Yani belli bir yerlerinin böyle karanlık kalsın, ben böyle loş göreyim falan istiyorsanız başka bir şey tabii de. Şu anda tam bitirsin, kıyaslayalım. Görüyorsunuz şu an yani bayağı iyi sonuçları çok kısa sürede görüyoruz. Bu da aşağıda kocaman iki tane kabin çalışıyor şu an. Dehşet bir güç var. Şimdi arkadaşlar burada özellikle şu kısmı bir kapatalım. Bunun bir başka etkisi de ne oldu? Mesela dikkat ederseniz camlar artık böyle içeriden yansımaları görüyoruz. Yani kendimizi görüyoruz. Dışarıdaki ışığın etkisi az şu anda. İşte buradaki dengelemeleri buna göre yapabiliriz. Yani biraz daha işte şöyle şöyleydi. Biz biraz daha şöyle aslında ortamı kısmış olduk. Şimdi ISO değeriyle bu dengelemeleri yapmaya devam edebilirsiniz. Mesela bu biraz, dedim ki daha aydınlık olsun derseniz buradaki değeri yükseltirsiniz. Daha aydınlık olacak. Ya biraz kısık olsun derseniz 80'e düşürürsünüz. Bu sizin burada dengeleme yapacağınız bir kısım. Burada verdiğiniz ayarların aynısını şöyle 8 tuşuna basıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Environment ayarları açılıyor. Bu nereden açılıyor ayrıyetten? Gördüğünüz gibi Render'dı. Şuradaki Environment 8 kısa yol tuşu bunun. Burada dikkat ederseniz fiziksel, yani bunu seçmeniz lazım. Fiziksel kamera exposure kontrol. Bunu açtığınızda burada bakın EV değerinin 9 olduğunu görüyoruz. Burada 8. Aynı değerleri almak istiyorsanız zaten bunu işte global her şey için bütün, mesela per use kamera exposure. Kamera exposure'unu kullan diyoruz şu anda. Bunları istediğiniz gibi burada değerlendir. Mesela kamerada değilim ben. Kameradan çıktım. Fakat render aldığımda ışık patlıyor. Çünkü niye? Burada bu 6 değeriyle geliyor. Bunu işte istediğiniz değerlere çekebilirsiniz. Yani şuradaki değeri de verebilirsiniz. Artık kameradaki değer burada.
Ben kameradan çıksam da ışık patlamayacaktır buradaki değeri baz aldığı için. Burada bu arada fog değerlerinin de açık olduğunu görüyoruz. Environment fog değerleri. Bunları da daha sonradan anlatacağız bu konularda. Atmosfer efektlerimiz falan olacak. Şimdi diyelim ki artık ben ayarım böyle ayarladım kendim yeterli. Yüz değeri falan. Burada bir white balance denilen bir değer var. Bu daylight 6500. Sunlight 5200. Şimdi sunlight seçtiğimde gördüğünüz gibi hafif sarı bir renk buraya geldi. Bu aslında güneşli, çok güneşli ortamlarda kullanmamız gereken bir ayar. Yani ışığı çok sarı böyle renkli tonda renderlar almak istemiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Bu da değerler yine elle verebilir. Yani temperatür değerini seçerek 6500 giriyorduk. Bakın hafif mavimsi oldu. O sarılığı kırdı çünkü. Burada 5200'ü seçtiğimiz için. Bunu dengelemek isterseniz, yani şu an bu mavilik bunu kullanmak istemiyorsunuzdur. Temperatür değeri İşte al, yani bunun ortası olsun, böyle işte 6500'de olmasın ama 6000 olsun falan, Kelvin değeri olarak bir şey veya renkle girebilirsiniz bunu yine aynı şekilde. 6000. O zaman gördüğünüz gibi bu aynı şekilde olacaktır. Bu white balance aslında kameranın beyazı doğru görmesi olayı dediğimiz olay. Yani kamera ayarları yapılırken profesyonel sinema makinelerinde bir white, eskiden şey yapardık, böyle fotoğraf makine kameranın önüne bir beyaz aydın yer olsun, işte bir A4 olsun koyup gerçekten tam beyaz gözüküyor mu, beyaz gözüküne kadar makinenin o ayarını hallederdik ki öyle sarı sarı şeyler çıkmasın diye. Bu değer size kalmış. Mesela şu anda 6000 değerini girdim ve 6000 değeri diyelim ki yeterli, bu değerde bırakabilirsiniz. O bir de mekana göre de değişiyor. Yani mekanda siz işte daha güzel bir, yani hafif sarı durmasını istiyorsanız buna göre buradaki değerleri ayarlayabilirsiniz. Bunlar aslında etkili şeyleri ayarlıyor. Bakın buraya geldi zaten bokeh depth of field parantez içine almış bokeh efektleri. Bahsetmiştik arkadaki o yuvarlak. Bunları da buradan bakın kürsüleri daha işte ayarları ince ayarlarda ring efektler. Bunların hepsini katabilirsiniz arkadaşlar. Artı mesela KT'ye, Optical Wine Vignetting dediğimiz ayarlar. Hepsi burada var. Bunları daha başka bir konuda değineceğiz. Çünkü daha ileri seviye bir konu bu. Yine buradan çok ince ayarları kendiniz yapabiliyorsunuz. Perspektif kontrolü. Kameranın perspektif kontrolü ayarları. Daha önceden biliyorsunuz normal sınavlar kameralarda bozulan perspektifleri buradan düzeltmeye çalışıyorduk gördüğünüz gibi. Kameranın persini, yani şuradaki sağ sola hafif kaydırmak için dikey, yatay, tilt ayarları. Eğer kamerayı bozdu, yamulmuşsa bunları aynı şekilde burada ince ayarlarla yapabilirsiniz. Bir takım burada böyle ince ayarlamalar var. Daha önceden böyle bunları şey yapıyorduk. Bir takım ayarlarla yapıyorduk. Şimdi şu anda bunları yapmaya gerek kalmıyor. Veya Auto Vertical Tilt Correction. Bakın, eğer ki bir bozulma olmuşsa kamerada bunu da kendisi tespit edip bu işlemle yapabiliyor. Mesela shaded diyelim artık. Bunu seçersiniz. Eğer kameranızda bir bozukluk varsa, bakın duruş bozukluğu diyelim ki ben bunu tilt, auto vertical tilt correction dedim. Ona göre şu an kameramı buna göre ayarladı. Bakın burada yamukluk var. Dikkat edin pencerede. Bunu Auto Vertical Tilt Correction'ı seçtiğinizde kendisi bir şekilde düzeltiyor. Bunu daha önceden dediğim gibi ayarlar vardı, artık bunlar gerek kalmıyor. Hep normal fiziksel kameranın içerisindeki ayarlar olarak karşımıza geliyor. Bu da bir avantaj oldu arkadaşlar. Çevirdiğiniz zaman bakın kameranın tamamen şu çizgisinin bile düzgün bir şekilde olduğunu görebilirsiniz. Hiçbir yamulmaya uğramıyor. Bu da güzel bir şey. Kameram yamuldu, dönerken yamuluyor falan gibi sorunlar ortada kalkmış oluyor. Lens distortion ayarları. Yine bakın bunları aslında bokeh depth of field ayarlarında bakacağız. Bir ileri versiyon dersi yapacağız. Bunların hepsini size orada anlatacağım. Bu ayarlar. Mesela clipping planes. Bu ayar aslında çok önemli bir ayar. İşte environment rangers. Yine burada yine bokeh ile ilgili texture resolution'ını artırabiliriz bunun, ama bunu yine şu ayar
Steelstation ve Laptop Fight için yine ileri versiyon bir ders yapacağız. Şimdi bunu anlatmak istiyorum. Clipping Planes. Aslında Clipping Planes özellikle karakter, yani böyle çok yoğun yüzey sayısı olan modeller, böyle bir kırıklıklar görürsünüz sahne. Yani projeyi açarsanız böyle hepsi birbirinin içerisine girmiş kırıklıklar oluşur kamerada. Bunları aslında açtığınız zaman bunu gidermek için yapılmış bir ayardır. Yani buraya 1 santim verirsin, 100 santim verirsin. Bunu artırdığınızda bakın bir clipping, yani sileceği bir alan çıkar böyle karşınıza kırmızı. Bunun buraları silmeye başlayacağını göreceksiniz şimdi. Bakın kırmızı ayarı görüyorsunuz. Bir grid çıktı kırmızı. Bunu ilerlettiğimde bakın burada artık cipslerin olduğu yere geldi ve burayı şu anda kestiğini görüyorsunuz. Artırdıkça böyle sanki bir kesitini oluşturur gibi bunları çıkartacaktır. Bu bir şeyin renderini alırken yine kullandığımız özellikler ne olabilir? Ama en çok benim kullandığım yer özellikle oluşan kırıkları gidermek için bunu açıyoruz. Bu ayar aynı şekilde burada da var. Gördüğünüz gibi Viport Clipping. Clipping'i size göstermek istiyorum. Aslında şöyle internete yazarsak burada size Clipping'in oluşan problemlerinden bir tanesini göstermek istiyorum. Bulabilirsem tabii yan ekranda bakıyorum. Evet arkadaşlar, buldum bir tane. Özellikle mimari projelerde olur bu özellik. Onas görünüm bir şey yazmış burada ama o otografik görünüm dediğimiz görünümde, telaffuz edemiyorum böyle bazen. Bu görünümde daha çok düzelmiş gibi gözükür. Aslında o görünümde düzelmiş gibi gözükmesi o kameranın şey farkında olması, yani değişmesi, yani görüntü perspektif görüntünün dışına çıkmamızdan dolayı. Fakat o perspektif görüntüde böyle bozuk gibi gözüken, mesela işte kırık kırık gözüken, özellikle bu mimari projelerde çok oluyor arkadaşlar. Bakın şuralarda kırıklar var. Aslında buralar diyelim ki duvar gelsin. Şunlar mesela. Siz burada benim duvarım aslında burada böyle değil, sanki iç içe geçmiş gibi böyle saçma görüntüler oluşur. Bunlar oluştuğunda ya kameranızda, bakın kamera özelliklerinizde şunu açın, kameradan baktınız. Şuraya bir değer girin. Yani tabii silmeyecek şekilde bir değer. Onu da girebilirsiniz. Açtığınız anda o tamamen kırıklar ortadan kaybolacaktır. Kameradan değil de ben bunu viewport'tan yapacağım diyorsanız da viewport şurada görüyorsunuz. Viewport clipping şu değeri biraz yukarı almanız. Bakın aynı işlemi yapacaktır. Bunu viewport'ta uygulayacak. Çok az böyle milimetrik aldığınızda o kırıklar tamamen kaybolacaktır. Bu da bu işleme yarar. Gördüğünüz gibi kamera özelliklerimiz bu şekilde. Uzun uzun anlattığım 40 dakika falan sürdü arkadaşlar, kusura bakmayın. Uzun bir konuydu. Çok soru geliyordu bununla ilgili. Aslında kısa dersler yapmak istiyorum. Fakat kamera olayını kökten çözdüğümüzü düşünüyorum artık. Bu şekilde kamerayla alakalı denemelerinizi, testlerinizi yapın. Aynı bu sahne, biliyorsunuz. Bu sahneyi soruyorlar arkadaşlar internette. Biz oraya bir link koyduk aslında. Bunun dersinin altında o link var. Bu sahneyi indirebilirsiniz oradan ve kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Yeni dersler, çok güzel seriler olacak. Bu aralar çok yoğunuz. Biliyorsunuz sadece bizim şeyle uğraşmıyoruz. Yani Tridin eğitimle uğraşmıyoruz. Çünkü Film Alat diye bir prodüksiyon şirketim var benim. Burada birçok firmanın işlerini yapıyoruz. Yani soruyor herkes neyle uğraşıyorsunuz diye. Daha çok, ondan daha çok önemli olan şu an 3D eğitim benim önceliğim değil. Tabii Film Alat prodüksiyon şirketimizdeki normal işlerde uğraşmamdan dolayı çok ders çekemiyorum. Şu an biliyorsunuz en son Güldür Güldür'le çok uzun uğraştık. Onun jeneriklerini yaptık. Şu an izlediğiniz Güldür Güldür jenerikleri biz yaptık, ben yaptım. Dolayısıyla çok yoğunluk var arkadaşlar, kusura bakmayın. Sizin cevaplarınıza dönemiyorum çoğu zaman. Çok şey yazıyorsunuz. Dönmek biraz zaman alıyor. Boş vakitlerimde biraz daha kendime vakit ayırdığım için. Ama merak etmeyin, en yakın zamanda bunu daha güzel bir platform haline getireceğiz.
Güzel canlı yayınlarımız olacak. İşte oyun testleri yapacağız. Böyle daha eğlenceli bir kanal haline geleceğiz. Hem dersler yapacağız hem eğleneceğiz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.